Evet, şimdi sizlerle birlikte bugün C harfi ile başlayan phrasal verb'leri çalışalım istedim. Niye C harfi? Çünkü bu arkada görmüş olduğunuz bir fotoğraf var. Kendisi kızım olur. C harfi, kendisinin isminin baş harfi Cemre. O yüzden C ile başlayalım dedik videolarımıza. Mesela aklımıza ilk gelen C harfi ile başlayan ne var? Şöyle bir interaktif yapıyormuş gibi şey yapalım. Ben bir tanesini söyleyeyim. Call off arkadaşlar. Call off iptal etmek anlamına geliyor. Peki neyi iptal etmek? Örneğin toplantı, organizasyon, uçuş. Biliyorsunuz her şey süreç içerisinde iptal edildi. Bir tane hemen örnek yapalım. Biz toplantıyı iptal etmek zorunda kaldık diyelim. We had to cancel demiyoruz. Artık we had to call off the meeting. Bir de pasif yapalım mesela. The meeting was called off dersek de o zaman ne olacak? Toplantı iptal edildi. Bir başka phrasal verb'ümüze geçelim. Benim çok fazla kullandığım bir phrasal verb. Carry out. Arkadaşlar carry out aslında bir yutkunayım şöyle. Carry out yapmak, gerçekleştirmek anlamına geliyor. Peki neleri yapmak, neleri gerçekleştirmek? Ki bu çok önemli aslında. Biz buna collocation diyoruz. Eş dizimliliktir. Bir fiilin birlikte kullanılacağı kelimeleri bilmek demektir. Mesela carry out a survey yani bir anket yapmak. Carry out an operation yani bir operasyon veya bir ameliyatı gerçekleştirmek. Carry out a process yani bir süreci ilerletmek, yapmak, geliştirmek. Geliştirmek değil, onu söylemedim, düşünün. Yani bir şeyi yapmak. Mesela hemen yapıyorum. Diyorum ki biz çalışanlar arasında bir anket yaptık. We carried out a survey among the employees. Yani çalışanlar arasında bir anket gerçekleştirdik diyorum. Hemen bir başkasına örnek verelim. Mesela check in. Check in yine çok fazla kullanılan bir phrasal verb. Niçin? Çünkü biliyorsunuz otellere, işte hastanelere giriş yapılırken bu dizilerde, filmlerde çok fazla görürüz check-in'i. Nasıl kullanıyoruz? Örneğin hemen bir örnek veriyorum. Diyorum ki they checked in the hotel at 11 a.m. Yani saat 11'de otele giriş yaptılar. Şimdi gelin bir de bunun tam tersini yapalım. Tersi nedir? Check out'tur. Yani çıkış yapmak. Hemen onu da yapalım. 11'de girdilerse muhtemelen 2'de çıkmışlardır diyelim. They checked out the hotel at 2 p.m. Yani a.m. sabahtı, p.m. de öğleden sonra olarak düşünebiliriz. Peki hemen bir başka bir örneğimize geçelim. Come across. Arkadaşlar come across denk gelmek, rast gelmek gibi anlamlara geliyor. Peki nasıldır? Örneğin diyorsunuz ki ya ben odayı temizlerken eski fotoğraflara denk geldim. Hani böyle kazara karşıma çıktı. While I was cleaning the room, I came across the old photographs. Hani dedim ki odayı temizlerken karşıma eski fotoğraflar çıktı. Bunu birisi için de kullanabilirsiniz. Mesela I came across with him. Yani ben onunla karşılaştım. Hani denk geldik, rast geldik gibi kullanılabiliyor. Bir diğerine geçiyorum. Come along. Come along eşlik etmek anlamına geliyor. Yani birisine aslında çoğunlukla eşlik etmek. Hemen şöyle diyeyim. Ya eğer istersen sana eşlik edebilirim. If you want, I can come along. Bu kadar. Hani birisine dediğim gibi yani bir yere giderken yanında bulunmak anlamına geliyor. Come along'u bu şekilde kullanabilirsiniz. Farklı anlamları da var. Onları da sizin bulmanızı isteyeceğim. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Peki cut down diyeyim. Cut down azaltmaktır. Mesela sen çok fazla yemek yiyorsun, azaltmalısın. You eat too much, you have to cut down. Şimdi burada neyi azalttığım belli değil. Fakat cut down on derseniz bir şeyi azaltmak oluyor. O da şöyle, örneğin ben senin tuzu azaltmanı tavsiye ediyorum dersek I advise you to cut down on salt. Peki, o zaman şimdi sizden şöyle bir şey isteyeyim. Cut down on sabit kalsın. Ondan sonra karşınızdaki kişiye neyi azaltmasını istiyorsanız onu söyleyin. Mesela ben az önce tuz dedim. Şeker diyebiliriz, kahve diyebiliriz, kafein diyebiliriz. You should cut down on bizim kalıbımız olarak kalsın. Kenarına ne istiyorsanız onu koyabilirsiniz diyelim. Başka ne var diyecek olursak cut off diyebiliriz.
Cut off'sa birinin sözünü kesmek demektir. Ki bunun İngilizce karşılığı da biliyorsunuz interrupt kelimesi. Bilmiyorsanız da öğrenmiş olduğunuz interrupt birinin sözünü kesmektir. Mesela ben konuşurken lütfen sözümü kesme. Nasıl diyeceğiz bunu? While I am speaking, never cut me off diye kullanabilirsiniz. Yani ben konuşurken asla sözümü kesme diyebiliriz. O zaman şimdi bir de uzun bir örnek verelim. Örneğimiz şu, bunun çevirisini sizden isteyeceğim arkadaşlar. Yorumlar kısmına sizler yazabilirsiniz. Örneğimiz şu. She cut him off before he said something that he would regret later. Tekrar ediyorum. She cut him off before he said something that he would regret later. Diyorum ve burada şu anda hani benim aklıma şu anda gelen C ile başlayan phrasal verb'leri tamamlamış oluyorum. Eğer sizin de aklınıza gelen, benim de eklememi istediğiniz phrasal verb'ler varsa yorumlar kısmına bunları yazabilirsiniz diyelim. Herkese iyi günler dileyerek de kapatalım. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için, eğer ediyorsanız da tavsiye ettiğiniz için teşekkürler diyelim. Herkese iyi günler.